Merhabalar. iyi çalışmalar herkese. ASP.NET Core 8.0'la geliştirmeye devam ettiğimiz ORM aracı olarak Dapper geliştirme sürecinde backend'de API kullanıp daha sonra onu frontend kısmında konsum edeceğimiz Real Estate serimizin 4. dersiyle beraberiz. Şimdi bu dersimizde artık API ayağa kaldıralım. Eksik tablolarımız var. Onları da zaman içerisinde ekliyor oluruz. Şimdi ilk olarak kategori tablomuza gelelim. Şöyle edit top 200 row kısmından kategori tablomuza birkaç tane örnek veri girişi yaparak ilk adımı atalım. Şöyle geldim şurayı biraz büyütüyorum. Şimdi bizim kategorilerimiz var. Mesela bu kategoriler ne olabilir? Örneğin villa olsun. Durumu aktif. Sonra bahçe. Durumu aktif. Daire. Normal apartman dairesi. Durumu aktif. Ondan sonra tarla. Durumu aktif. Ve yazlık diyelim. Durumu aktif bu durumların aktif pasif oluşuyla ilgili de ilerleyen derslerde yine konuşuyor olacağız şimdi örnek kategori girişlerini gerçekleştirdim ardından Visual Studio'ya dönüyorum Visual Studio'da şimdi ilk olarak bir bağlantı adresine ihtiyacım var bağlantı adresini gidip her kontrolü içerisine tek tek yazmak çok sağlıklı olmaz şimdi bu projede biz çok katmanlı mimari veya onion architecture gibi bir mimari kullanmayacağız ama folder structure ile böyle ee, olabildiğince işte interface'lerle ve class'larla çalışıp controller tarafında sadece metotlarımızı çağırarak hareket etmeye çalışacağız. Yani çok da böyle e, clean code'dan uzak olmayan bir yaklaşımı geliştirmeye, yapmaya çalışıyor olacağız. Şimdi appsettings.json'a geldim. appsettings.json içerisinde benim bağlantı adresini yazmam gerekiyor. Bağlantı adresi için çift tırnağımı açtım. Kontrol boşluk deyince bir şey geldi mi? Burada gelmedi. Kendim gireyim şöyle. Connection John Ne connection strings diyelim. Connection strings. Connection strings iki nokta üst üste süslü parantez mi açtım? Altı ineyim, şuraya virgülümü ekledim. Şimdi ben burada bir bağlantı adresi tanımlayacağım. Bağlantı adresi için bana burada bir key lazım. Key'in ismi connection olsun. Şimdi bu connection key'ini unutmayın. Çünkü bunun üzerinden biz bağlantıyı alıyor olacağız. İki nokta üst üste çift tırnak server eşittir. Şimdi benim sunucumun ismi. Sunucum arkadaşlar bakın şuradan gelen SQL ismi geldim kopyaladım. Kopyaladıktan sonra Visual Studio'ya döndüm. Bunu buraya yapıştırdım. Noktalı virgül. Ardından ne lazım bana? Initial Catalog. Initial Catalog bizim veri tabanımızın ismi. Ee, i̇sminin tutulacağı komut. Initial catalog da veri tabanına geldim. Bakın burası F2 dedim. Kopyaladım ve bunu da buraya yapıştırdım. DB, Dapper, Real Estate ve noktalı virgül koyduktan sonra Integrated Security eşittir. True dedim ve buraya Integrated Security'ydi geçmiş oldum. Güzel. Böylece birinci adımı tamamladık. Şimdi geldik ikinci adım. İkinci adımda ne var? İkinci adımda şu var. şuraya geldim kapattım. Şimdi şöyle bir tane sınıf tanımlayalım buraya. Şöyle sağ tuşa tıklayalım. Ekle diyelim, Bir klasör tanımlayalım. Klasörümüzün ismi models olsun. model klasörü içerisinde tanımlamış olalım. Tekrar sağ tuşa tıklıyorum. Ekle diyorum. Buraya bir tane daha klasör tanımlayalım. Birinci klasörümüzün ismi e, ee, Dapper Dapper context yani Dapper'ın bağlantı adresini tutulacağı Dapper de ORM için bağlantı adresimizi tutacağımız klasörümüz. Dapper context'e sağ tuşa tıklayalım. Eklediğim bir klas ekleyeceğim. Klasımın ismi de şöyle gelsin. Context olsun. Şimdi bir context sınıfı buraya eklemiş oldum. Güzel. Şimdi dependency ise geldim. Tam henüz paketim yok benim bu uygulamada. Bir saniye. Şimdi burada şöyle public class context. Bir tane context'im var. Context'te bir bağlantı konfigürasyonu oluşturacağım. Şöyle private read only, private read only. I configuration diye bir interface var. I configuration. Buradan bir tane alt tire configuration isminde field örneklemiş oldum. Bu bir. İndim altı. Private read only, string. String dedikten sonra bana bir de connection string lazım. Bunun içinde alt tire connection string isminde bir field örnekledim. Noktalı bir koydum. Şimdi burada konfigürasyonumu constructor'la geçeceğim ama connection string'i farklı şekilde atacağım. Şöyle kontrol nokta dedim configuration'da. Ardından Generate constructor Dedim ve burada konfigürasyonumun constructor'ını geçtim. Şunu da tekrar yukarı taşıyalım şöyle. Güzel bunu yaptık. Şimdi ardından alt connection string'e de benim bir atama gerçekleştirmem gerekiyor. Alt tire connection String Eşittir. Şimdi connection string'im nereden gelecek? Şuradan gelecek. Yukarıda oluşturmuş olduğum alt configuration yukarıda oluşturmuş olduğum alt tire, configuration nokta get connection string bağlantı adresini alacağım. Peki bağlantı adresi nasıl alacağım? Şöyle parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde benden string bir name istiyor. Şimdi diyor ki retrieves the value with the specific key from the connection strings. Yani senin aslında AppSetting.json'da tanımladığın key değerini istiyor burada. Benim key değerim neydi? Hemen geliyorum buraya. Bakın şu. Connection. Küçük connection. Geldim. Kopyaladım. Bunu da şöyle şuraya yapıştırıp noktalı virgül ekledim. Burası da tamamlanmış oldu. Şimdi altına iniyorum metodun. Geldim burada bir tane bir eee interface'im daha var. IDB Connection isminde. IDB Connection'dan geldim bir tane metot oluşturacağım. ismi create connection. Create connection bize bağlantı oluşturacak. Şöyle kullanacağım. Parantezimi açıp kapattım. eşittir büyüktür öyle ki bu diyeceğim new SQL connection Şimdi bakın burada çok önemli bir detay var. Kontrol nokta dedim. SQL Connection'da sistem data SQL Client'la değil. Biz bu Dapper'ın ORM'sinde Microsoft Data SQL Client'la çalışıyor olacağız. Mutlaka burada Microsoft Data SQL Client'ı seçin. Find and install latest version dedim. Son sürümü bizim için kuruyor olacak. Kursun burayı. Şimdi burası geldi. Ardından şimdi bunun üzerine geldiğim zaman hemen overload'ına da bakalım. Şöyle geldim parantezimi açtım. Ya diyor boş geçebilirsin ya da string türünde connection string verebilirsin. Ben geldim buraya alt direkt connection stringimi gönderdim. Neden? Çünkü zaten alt connection string bizim app setting json'daki bağlantı adresimizi tutuyor olacak. Güzel. Bunu da yapmış olduk. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Şimdi solution explorer'a gidiyorum tekrar. Bunları kapattım. Ardından models klasörümüzün içerisine şimdi benim Burada neye ihtiyacım var? Bir tane önce aslında bir nevi DTO'ya ihtiyacım var. Şöyle ekle diyelim bir e, klasör diyelim şöyle modelin içinde DTO's DTO's desek DTO's diyelim yani DTO'slarla eşleştirelim. Şöyle şunu sildim. Bir tane DTO's klasörü tanıyalım. Sağ tuş ekle yeni bir klasör. Burası DTO's klasörü olsun. Şimdi DTO'sun içerisine sağ tuş ekle yeni bir klasör ismi kategori details olsun. kategoriyle işlemleri ben burada tutuyor olacağım. Şimdi benim burada ilk amacım ne? İlk amacım kategorileri listelemek. Kategorileri listeleyebilmek için şöyle bir sınıf oluşturuyorum. Result kategori detail. Mesela bunun içerisinde diğer sınıflarımızı da oluşturun. Eklediğim yeni bir class ismi create kategori detail ve bir de update için oluşturuyorum Sağ tuş ekle yeni bir class. Bunun ismi de update kategori dt'yo. Güzel. Böylece hani burada da folder structure'a olabildiğince uygun bir formatta ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi beni ilgilendiren tek kısım şu an için result kategori dt'yo. Prop top top. Şimdi ben burada bir property oluşturdum. Result'ta ne yapacağım? Verilerimi listeleyeceğim. Verileri listeleyebilmek için benim burada birebir aynı isimlerle karşılanan nelere ihtiyacım var? Şu sütunlara ihtiyacım var. Bakın 3 tane sütunum var. Kategori ID, kategori name ve kategori status. O zaman bunları buraya geçelim. Kategori ID integer olacak zaten. Şöyle geldim. Kategori ID dedim. Alta indim. prop, top top. Public. Bize şimdi string formatta ne lazım? Kategorinin adı lazım. Kategori name demiş oldum. Güzel. Sonra kontrol değil ile aşağı aldım. Bir de bize ne lazım? Bir de kategori status lazım. Yalnız SQL'de bit olarak tuttuğumuz veri türünü burada ne olarak tutmam gerekiyor? Bool olarak tutmam gerekiyor böylece kategori status atamasını da burada gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel. Şimdi modelime tekrar dönüyorum. Modelim üzerinden hareket ediyor olacağım. Şimdi i̇şte modelin hatta modeli şöyle diyelim buraya sağ tuş ekle yeni bir klasör daha ekle. İsmi repositories olsun. Repositories. Yani jenerik bir repository kullanmayacağım burada. Ama böyle biraz daha şey olsun. Dediğim gibi folder structure'a uygun bir yapı kullanalım. Yeni bir tane klasör. Klasörün ismi kategori repository olsun. Kategorilerle ilgili işte crowd işlemlerini burada tutuyor olacağız. Şimdi kategori repository'nin içerisine ben e, bir tane interface bir tane de class ekleyeceğim. Önce interface'imizi ekleyelim. Interface'imiz bizim imzalarımızı tutacak. I kategori repository olsun. I kategori repository isimli. Burada bir tane interface tanımlamış oldum. Altına indim. Şimdi I kategori repository içerisine bir tane metot alacak. Metodum diyeceğim ki public gerek yok. task e, ardından küçüktür tür sembol içinde list. ardından bir küçüktür sembol daha. burada diyeceğim ki sen ka, e, result kategori şey e, result alacak. evet. result result kategori result kategori detiyor. kontrol nokta dedim. İlgili namespace'i dahil ettim. güzel. ardından ismi get all asynchronic olsun. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi get all hatta get all kategori asynchronic Daha böyle uzun yazalım. Get all kategori asynchronic isminde burada bir metot geçmiş oldu. Çok güzel. Şimdi kategori repository'ye sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya bir tane class ekleyeceğim. Class'ımın ismi kategori repository. Şimdi az önceki bir interface'ti. Bu ise bir class. Şimdi kategori repository burada iki nokta üst üste ay kategori repository'den miras alacak. miras aldığı için kontrol nokta dedim. Implement interface diyerek ilgili metodu buraya dahil etmiş oldum. Şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor? Private read only e, ilgili context sınıfını çağırmam gerekiyor. İsmi zaten context sınıfın. Private read only context alt dire context. Context sınıfından bir örnek almış oldum. Ardından bunu da Şöyle constructor'la geçelim. Tabi burada constructor'ları kullandıysam bunların registration'larını da program CS tarafına yapmam gerekecek. Şimdi metodumu asenkron olarak işaretliyorum şöyle. Asenkron dedim. Asenkron list result kategori dtio. Result kategori dtio içerisine geldim. Şurayı sildim. Ardından string query. Şimdi ben burada bir tane query gönderiyor olacağım. Bir sorgu. Sorgu eşittir. Çift tırnak içerisinde. Select yıldız from. işte depper dediğim kısım aslında burada başlıyor tablomun ismi tablomun ismi neydi kategoriydi kategoriyi burada çağırmış oldum indim altına using açtım parantezimi var connection connection ismine bir değişken oluşturdum eşittir, eşittir dedim connection'ım nereden gelecek alt dire context nokta create connection create connection orada oluşturduğumuz metottu şöyle parantezimi açıp kapattım ardından süslü parantezimi açtım alta indim bu arada da depper'ın metodunu kullanacağım var values eşittir diyeceğim values eşittir dedikten sonra await await dedikten sonra yukarıda tanımlamış olduğum connection nokta query connection nokta query asynchronic diyeceğim şöyle query async control nokta dedim. Burada query asynchronic niye gelmedi? Dependency ise gelelim Ha depo yok çünkü projede hemen bir dakika depo ekleyelim manager.get package'a geldim Şuraya geldim browser'a. Dapper yazdım. Dapper yok. O yüzden şöyle Dapper'ı seçtim. Install diyelim. Install dedikten sonra bekliyorum kurulmasını. Dapper'ın. Gelsin burası. Dapper kuruldu dedi. Geldim buraya. Şimdi şurada using using Dapper diyelim. Dapper'ı kullansın. Noktalı virgülü koydum. Ve query asynchronic artık beni burada bakın karşılamış oldu. Şimdi query asynchronic şöyle küçüktür büyüktür sembolü içerisinde benden burada bir e, zaten kendisi tanımladı. E, ben bunu neyle eşleştireceğim diye bana sordu aslında. Result kategori DTO ile eşleştirecek. Peki bunun sorgusu, query'si nereden gelecek? Zaten kuyarisa senkroniğe baktığınız zaman içerisinde diyor ki bir tane IEnumerable formatında değer gireceksin. Ondan sonra da e, string formattaki SQL değerimizi giriyor olacağız. Sonra da varsa parametreler. Parametre olmadığı için bu şekilde e, yeterli oluyor. Ardından return bana geriye values.toList'i geriye döndürüyor olacak. Bu şekilde tanımlanması gerekiyor bu kısım. Şimdi bakalım ne kadar oldu. E, duralım. Repositörlerimizi falan yazdık. Devam edeceğiz bir sonraki derste bu kısımdan.